Bizim açımızdan Alevilik ve Alevilerin sorunları, Alevilerin talepleri bir güvenlik meselesi değildir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Alevilik ayrıca bir kültür de değildir. Bir inançtır. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'na bağlanması gibi bir şeyi de kabul etmemiz mümkün değildir. Eğer Alevilerle ilgili devlet içerisinde veya yarı özerk bir birim oluşturulacaksa bu birim direkt Cumhurbaşkanlığına bağlanmalıdır. Aynı Diyanet İşleri Başkanlığı statüsünde olduğu gibi. Dolayısıyla bizim direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı olmayan Kültür Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bir daire başkanlığında temsil edilmemiz gibi bir durumu kabul etmemiz söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bugün Şarkalı Sultan Dergahı'nı ziyaret etti. Bu ziyarette Anadolu'nun farklı illerindeki cemevlerinin açılışları yapıldı. Aynı zamanda bazı illerde de cemevlerin temel atma törenleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Alevi toplumu açısından son derece önemli açıklamalarda da bulundu. Bu aslında bizim daha önce de duyumlarını aldığımız Kültür Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Daire Başkanlığı'nın kurulacak olmasıydı. Ve aynı zamanda isteyen dedelere kamu hizmetlisi olarak kadro verileceğini söylemiş olmasıydı. Tabii bu tür hamleler AK Parti iktidarından geldiği zaman Alevi toplumunda farklı tepkilere yol açıyor. Bunlardan birincisi şu, AK Parti iktidarının son 20 yıl içerisindeki Alevilere yaklaşımını göz önüne alırsak, seçimlere bu kadar kısa süre kala Alevi toplumunun veya cemevlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında AK Parti iktidarının yapmış olduğu bu çalışmaların hepsi bir seçim yatırımı olarak görünmekte. Diğer taraftan ise AK Parti iktidarının, hükümetin samimiyeti veya bu çalışmaları yapmasının arkasındaki niyet aranmaksızın Türkiye'de Alevi toplumuyla Sünni toplumu arasındaki ön yargıların ortadan kaldırılması, toplumsal birliğin, beraberliğin ortaya çıkarılması noktasında olumlu görülmesi gerektiğini söyleyen bir yaklaşım var. Aslında biz bunu şu şekilde değerlendiriyoruz. Şu anda yapılmış olanlar seçim yatırımı olarak değil de veya AK Parti hükümetinin Alevileri bir lütfu olarak değil de Alevilerin bir kazanımı olarak görünmeli. Çünkü 2016 yılında Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazanmış olduğu bir dava var. Bu dava sonucu cemevlerin ibadethane olarak kabulü, genel bütçeden Alevilerin de kendi nüfusları oranına göre pay alması, Alevilerin inanç önderliği olan dedelerin kamu hizmetlisi olarak sayılması ve Alevilerin kendi inanç önderlerini yetiştirme noktasında devletin bu konuda yardımcı olması. Dolayısıyla 6 seneden beri AK Parti hükümetinin ajandasında bekleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Bir anlamda AK Parti hükümeti bunları seçim yatırımı olarak yapıyor gibi gözükse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamasını da geciktirme noktasında son noktaya da gelmiş durumda. Bu anlamda baktığımız zaman Alevi toplumu açısından hem seçim yatırımı olarak görülmekte hem de aynı zamanda bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kazanımları olarak görülmekte. Burada bizim Alevi kurumları olarak söyleyeceğimiz şu nokta son derece önemli. Alevilerle ilgili olan sorunları biz biliyoruz. Alevilerin sorunlarını biz tespit ettik. Bu sorunları ancak biz çözeriz diye tepeden inmeci yaklaşım her yerde sürüyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 3 federasyon var. Alevi kurumlarını temsil eden en çatı kurumlar, tepe örgütleri ve bunlarla hiçbir görüşme yapılmadan, bunların görüşleri dikkate alınmadan yapılmış olan veya yapılmaya çalışılan bu daire başkanlıklarının ne derece başarılı olacağı da ayrı bir tartışma konusu. Bu bildiğiniz gibi Alevilerin cemlerinde de geçerli. Cemde ibadete başlamadan önce dede gelir, sorar, aranızda küs olan, dargın olan var mı? Bu dargınlık devam ediyor mu diye sorar ve onları barıştırmaya çalışır, aracı olur. Eğer onlar barışırsa ceme devam eder. Eğer onlar barışmazsa da onları dışarıya çıkartır ve küskünlerin,
dargınların giremediği bir ibadet olan cem başlar. Bu anlamda rızalık Alevi toplumunda son derece önemlidir. Peki hükümet Alevilerle ilgili en önemli adım olan Kültür Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evleri Daire Başkanlığı'nı kurmayı düşünürken, planlarken hangi Alevi kurumuyla görüştü? Hangilerinden görüş aldı? Hangilerinin rızalığını aldı? Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman bunu yapan kişilerin, bunu planlayan kişilerin Alevi toplumuyla, Alevilerin inanç ve öğretisiyle uzaktan yakından alakası olmadığını görmekteyiz. Cumhurbaşkanlığının, Kültür Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Alevilerin sorunlarını bildiğini söyleyen ve yönlendiren kişilerin aslında Alevi toplumuyla da uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Ben bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şahkolu'ndaki ziyaretini televizyondan izledim. Tabi bize herhangi bu konuyla ilgili düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de 3 Alevi federasyonu var. Alevi kurumlarının tepe noktalarında bulunan 3 çatı örgütü. Ve bunların hiçbirine buradaki toplantı ile ilgili, Cem Evlerin temel atma töreni, açılışlarıyla ilgili bir davetiye dahi gitmiyor. Burada Cumhurbaşkanı'nın yanına oturduğu Hacı Bektaş Veli'nin namaz kıldığını söyleyen, Alevi Bektaşi olduğunu söyleyen insanlar bulunuyor. Bir anlamda bu Alevilerin gerçek temsilcileri olmadan yapılan bu açılışlar, temel atma törenleri veya kurulacak olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evleri Daire Başkanlıkları bir anlam ifade etmiyor. Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı, Alevi toplumunun çatı örgütleri olan federasyonlarla karşı karşıya bir masa etrafında bir araya gelmeli, oturmalı ve sorunları bizden dinlemeli. Bizden kaçmalarının hiçbir nedeni yok. Bu sadece Alevi toplumuna yakın olduğunu söyleyen, bu Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan insanların işgüzarlığından başka hiçbir şey değil. Eğer bu sorunlar çözülmek istiyorsa, isteniyorsa Alevi kurumları bu noktada eğer Alevi sorunlarının çözümü noktasında hükümet samimi ise Alevi kurumlarını temsil eden çatı örgütleri olan federasyonları bir an önce toplantıya çağırır. Bunlarla ilgili Alevi Bektaş Kültür ve İnanç Cem Evleri Daire Başkanlığı mı kuruluyor? Kültür Bakanlığı'na mı bağlanıyor? İçişleri Bakanlığı? Bunların hepsinin bir mütalası yapılır.